Merhaba arkadaşlar. Gecenin bir vakti bu videoyu çekiyorum. Çünkü bayağı sıkıldım ve uyku tutmadı. Yani bu bölümde taş bulana kadar geçen süreyi yaşayacağız. Bir tane daha ekstra kazma yapmak istedim fakat tahtam kalmamış. Biraz arayışa çıkalım. Her yer orman kardeşim. Ben nasıl bulayım ki burada ya? Minecraft'ta karlı ortamı en çok seviyorum. Bu arada zombiler var. Kim bilir nerededir? Var mı lan? Diye artistik yapsam da çıktığı zaman büyük ihtimalle 3,5 atacağım. Evi kaybetmeden ha koyun. Şu koyun ne? Ah domuz. Minecraft'ın dini olmadığı için domuz etiyle uzun süre beslenebiliriz sanırım. Bu videoyu Kandil'de falan izleyen arkadaşlar olursa alınabilir. Alınırsa da meh. Her neyse. Sanırım bu çevrede taş yok diye düşünüyorum. Taş yoksa biz de biteriz. Taş bile bulamazken nasıl acaba elmas bulacağız? Ne bileyim. Nether'a gideceğiz vesaire vesaire. Orası da ayrı bir konu. Evi kaybetmemek için fazla uzaklaşmamaya çalışıyorum. Ev sanırım bu taraftaydı. Her ne kadar. Şu anda Allah'a emanet gitmiş olsam da. Umarım. Evet, şu anda kaybolmuş bulunmaktayım. Çok güzel. Heh, evimiz burada. Tamam, bir sıkıntı yok. Şu an için. Şu etlerden pişmemiş olsa diye düşünmem lazım. Şu anda günaha giriyorum. Evet, Facebook sesi geçen videoda olduğu gibi bu videoda da var. Dediğim gibi sıkıldım. Uyku tutmadı. O yüzden kısa bir video daha çekmek istedim. Ve videonun yarısının etrafta dolaşmak olması biraz sıkıcı oldu. Evet. İmdadımıza huzurlu müzik yetişti. En azından müziği dinlemiş olursunuz. Evet. Taş için başladığımız bölümde yüzüyoruz. Ben en iyisi şuradan avanmaya başlayayım. Çünkü böyle olmayacak. Başladığımız biyom tamamen... Heh, taşımızı bulduk. Taşı bulduk. Başladığımız biyom tamamen orman olduğu için diğer türlü şeylere pek yer vermiyor. Açıkçası sesim biraz, ya aldığım yorumlara göre biraz gergin gelebilir. Şu anda videoyu nasıl bir şartta kaydettiğimi bilseniz eminim hak verirdiniz. Sesim biraz fazla ciddiye geliyor sanırım. Bunu önümüzdeki videolarda aşmaya çalışacağım. 28, 29 bir taş daha alalım. 30. Hatta mübarek sayıya geçelim. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi evi tekrar bulabilirsek çok güzel olacak. Bir dakika. Videonun kayıt olduğundan emin olmak istedim. Çünkü geçen sefer bir hüsran yaşadım. Fallen Earth
denilen oyunu tanıtmıştım test videosu olarak aslında Minecraft'tan önce, fakat videoyu kaydetmek yerine 50 kilobaytlık binlerce dosya oluşturduğu için program bayağı ağır bir süren yaşadım. O yüzden biraz daha dikkatliyim bu konuda. Evet, fırını yapmak için bunları bildiğinizi varsayıyorum. Çünkü hani sonuçta eğitim videosu çekmiyorum. Bu arada Minecraft wikisini kullanmanız bayağı yararınız olacaktır bu konuda. Hemen hemen bütün crafting şeylerini tanıtıyor kendisi. Odun lazım. Odunumuz için şu ağacı katledebiliriz sanırım. Yeter. Yetmesi lazım. Bir önceki videoda ektiğim toprakların yeşerdiğini görüyoruz burada. Bir dakika. Evet, şöyle odunları şey yapalım. Evet. Odun kömürü yapmayı unuttum da. Odun kömürü için, eğer kömür yatağı bulamadıysanız, odun kömürü kısa süreli kurtarıcı olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Çok çabuk tükeniyor fakat dediğim gibi kısa süreli, en azından meşale yapmak için bayağı bir yararlı oluyor. Şurayı da temizleyelim, görüntü kirliliği yapmasın. Ha, bu arada Worm Online diye bir oyun oynadım geçen gün. Minecraft'ın eski yapımcısı Jeb çalışmış. Oyunu Minecraft'ın çok daha ciddi hali diyebiliriz ve her şeye bir etkileşim halindesiniz ve oyundaki bütün, hemen hemen bütün binaları vesaireleri oyuncular yapmakta. Sistemi çok güzel olsa da biraz karışık bir havası var ve biraz da eski bir havası var. Bu yüzden açıkçası beni pek sarmadı, fakat oyunun sevenleri tarafından çok ciddiye alınan bir ortamı var. Mesela Minecraft'taki gibi madenlere doğrudan girmiyorsunuz. Onun yerine çökmesin diye mesela gecenin bu vakti olduğu için cümlelerde biraz zorlanıyorum. Onun yerine destekler kuruyorsunuz tahtalarla. Ve bunun gibi birçok ciddi şey var oyunun. Eğer denemek isteyen arkadaşlar varsa aklında bulunsun. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir oyun. Her ne kadar bana hitap etmese de. Ve boyutu da çok yüksek değil bu arada. Şöyle biraz evimizi aydınlatalım ki gece yaratıklar pek rahatsız etmesin. Ya bildiğim kadarıyla en son benim bıraktığım zaman da bu yaratıkların summonlanmasını engelleyen bir sistemde meşale koymak. Işığa gelemiyorlar. Evet, kömürlerimiz şu anda yapılıyor. Altı tane yeter sanırım. Bir tane daha yapalım da 10 tane olsun düz hesap. Evet, yeterli. Biraz da pencere yapalım. Bu arada bir önceki videoda kumu eritip taş yaptığımızı söylemişim. Kumu eritip cam yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Camımızı yavaştan. Biraz deniz manzarası olsun istiyorum evden bakınca. Bu yüzden biraz kötü bir görüntü olsa da şuraya iki delik açmak istiyorum. Bir cam daha alalım.
Evet, şu an için yeterli. Elimdeki fazla odunlarla da bir sandık yapalım ki elimizdeki fazla gereksiz eşyaları aktarmak için tohumumuz, yün, elma, toprak kalabilir çünkü madene inersem eğer kendime köprü yapmak için kullanabilirim. 4 cam etlerimizi de pişirelim. Böylece daha doyurucu ve daha uzun süreli yarar sağlar bana. Şöyle ikili bir, bu arada evi bayağı bir kare fazla yapmışım bir köşeden. Neyse, zararı yok. Kalabilir öyle. Aklımda bu evimin gördüğü deniz manzarasına kendi başıma bir ada yapmayı düşünüyorum. Ufak bir ada. Sırf görüntü olsun diye bir iki ağaç koymak istiyorum. Böylece kendimi emeklilik yaşayan Fedon gibi hissedebilirim. Oyunda tabak yapıldı mı bilmiyorum ama eğer yapıldıysa kırmak da isterim. Çünkü en son jukebox'a kendi müziklerimizi koyacağımızı falan söylüyorlardı. Acaba eklendi mi? Kendi kitabımızı yazma olayını duymuştum fakat müzik konusunu bilmiyorum şu anda. Evet, gece oldu. Aslında bir ava çıksak. Taşım var aslında, bir taştan kılıç yapayım. Önce kırılmasını öneririm. Kılıç için. Aa, çubuğum kalmamış. Çubuk. Şöyle yapıyoruz. Kılıç için çubuğu da alabiliriz. Geri kalanını da meşale yapalım. Meşale çünkü bayağı kritik bir malzeme. Özellikle maden için ki oyunun %80'i madende geçiyor. Bildiğiniz üzere. Görünür de bir şey yok. Hatta fazla barışçıl bir ortam var şu anda. Acaba şu ağacın tepesine çıksam? Evet, bu tırmanma olayı gerçekten güzel olmuş. Evet, iskelet. İskeleti öldürmeyi istiyorum açıkçası. Böylece kemik bulup kendime evcil bir köpek yapabilirim. Selam iskelet kardeş. Nasılsın kardeş? Neredesin mübarek? Temizledik. Aslında bir kendime yay yapsam kısa sürede çok güzel olacak. Evet. Tek samanından yaratığım bir iskelet olma. Aha. Merhaba kardeş. Sesim biraz sinir bozucu olabilir. Şu an nasıl kaydediyor gerçekten bilmiyorum. Çünkü şu anda Gitar Hero'nun mikrofonunu yakama yapıştırdım. Ve arada kayıyor ve bu böylece biraz ses sorunu yaratabiliyor. Gerçekten şu anda çok komik bir durumdayım. Evet, zombi. Gel bebeğim, gel. Gel. Gel babana, gel. Yeah. Gel, gel. Evet, açıkçası ne yalan söyleyeyim, multiplayer oynarken pek takmasam da single player oynarken oyundan gerçekten gece vakti korkuyorum. Özellikle madenlerde, çünkü madenler biraz ürkütmeye programlandığı için itiraf edeyim, korkuyorum açıkçası. Her ne kadar bir amnezya kadar korkmasam da. Hatta Amnesia'yı oynarken ilk oynadığımda sabah vakti. Sabahın 5'inde arkadaşımı metrodan almaya gitmiştim üşenmeyip. Sırf korkudan. Tabii bu videoyu o da izleyecek ve biraz küfür yiyebilme durumuna sahibim.
Taşımızı yaptık. Taşımızı bulduk. Fırınımızı yaptık. Videoyu yine fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü yükleme konusunda bayağı sıkıntı yaşıyorum. Bu arada canınızın kendi kendine doymasını istiyorsanız her zaman yemek çubuğunu tamamen dolu tutun. Başka türlü dolmuyor canınız. Uyuyalım bu gece. Sabahında da artık videoyu bitiririm. Evet, sabah oldu. Yeni bir gün. Ve bu yeni günde başka bir videoda sizinle buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.